Binom açılımında harfli kısmı verilen terimin tamamını bulma. Bu videomuzda binom açılımı yaptığımızda çıkan terimlerden herhangi birinin harfli kısmı verildiğinde onun tamamını nasıl buluruz onu konuşacağız. Öncelikle burada neyi kastettiğimize bir bakalım. Bir açılım için ifade yazalım. X artı 2y üzeri 8 mesela. Bize derse ki bunun açılımında x üzeri 3 içeren terimi bulunuz. Bize şu şekilde bir soru sormuyor. Bunun açılımındaki baştan üçüncü terim. Baştan üçüncü terim dese 8'in sıfırlısı birinci terimdir. 8'in birlisi ikinci terimdir. 8'in ikilisi üçüncü terimdir. 8'in ikili kombinasyonuyla binom formülünü uygular bulabiliriz. Fakat x küp içeren. Hangi terimin öncelikle x küp içerdiğini tespit etme üzerine odaklanmalıyız. Bir başkası. X artı 1 bölü x kare üzeri 10 açılımında x üzeri 6'nın katsayısını bulunuz. Bu şekilde baştan veya sondan kaçıncı sırada olduğunu bilmediğimiz fakat terimin içindeki bir parçanın bize ne olduğunun verildiği durumda bunun katsayısını veya tamamını nasıl bulacağımızı bu videomuzda konuşacağız. Direkt soru üzerinden başlayalım. Nasıl bir strateji ortaya koyacağız? Onu da konuşalım. Direkt şurada alalım mesela. Yazdık oraya, çözelim. X artı 2y üzeri 8 açılımında x üzeri 3 içeren terimin tamamını bulunuz. Şimdi buradaki sorun bunun baştan veya sondan kaçıncı olduğunu bilmiyor oluşumuz. Sırayla tek tek deneriz. Hangisi x üzeri 3 çıkartıyorsa onu bulabiliriz. Bunun tamamını açarız. X üzeri içereni bulabiliriz. Bunlar tabii ki uzun yollardır. Bizim istediğimiz yol o değil. Biz nokta atışı x üzeri 3 içereni bulmak istiyoruz. Şimdi burada y'li kısım hakkında hiç bilgi verilmemiş. Şimdi bunun öyle bir terimi var ki 8'in hangi terim olduğunu bilmediğim için r'lisi diyoruz. Çarpı ilki üzeri 8 eksi r çarpı ikincisi üzeri 2y üzeri r bize x üzeri 3 içeren terimi çıkartıyoruz. Bunun katsayısını bilmediğimiz için başına a gibi bir katsayı koyuyorum. X üzeri 3 olacak. Y'si hakkında da bilgi bilmiyorum burasının. Y üzeri de p diyelim. Çünkü bunun açılımında her bir terimde x'i de vardır, y'li de vardır. Y üzeri p. Şimdi buradan bu r'nin ne olduğunu bize neresi buldurtur ona odaklanmalıyız. Şu öndeki kombinasyon bize fayda sağlamaz. Verilmiş olan bilgi x hakkında bilgidir. Bu tarafın x'i ile bu tarafın x'inin üssünün aynı çıkması gerekiyor. Bu sayede r'nin kaç olacağını ve bunu içeren terimin tamamını çıkartan binom formülünü ardından yazabiliriz. 8 eksi r'nin 3 olması gerekiyor. R buradan 5 olarak çıktı. Şimdi tekrardan burayı yazacak olursak, r yerine 5'i yazacak olursak bize bu terimin tamamını verecek şimdi. 8'in 5'li kombinasyonu. X üzeri 8 eksi 5 çarpı 2y üzeri 5
eşittir. Bunu verecek. Bunu yazmayalım. Hesaplayalım. Bunu eşit çıktığını bilelim. 8'in 5'li kombinasyonu 8'in 3'lü kombinasyonuna eşittir. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 56 çıktı buradan. Burası zaten x küp. 2'nin 5. üssü 32. Y üzeri 5. 32 ile de 56'yı çarptığımızda tam olarak terimimizin ne olduğunu bulacağız. 112. Bununla çarparsak da 168. 2, 9, 7, 1. 1792 x küp y üzeri 5 olarak içinde x küp içeren terimin tamamını bulmuş olduk. Ve buradaki a'nın ne olduğunu, p'nin ne olduğunu da bulmuş olduk. Bunu bize x üzeri 3 içeren terimin tamamını bulunuz diye sormayıp, bunun başına bir a, bunun yanına da bir y üzeri p koyup, a artı p nedir diye de sorabilirdi. Bu soruluşun bir diğer versiyonunu görelim şimdi. Bu versiyonda tamamen bunun sözel olarak yazılması yerine işlemsel olarak gösterilmesini göreceğiz. X kare diyelim, eksi y küp üzeri 10 eşittir nokta 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 artı a çarpı x üzeri p çarpı y üzeri, şurası 3, düzgün yazalım şunu. 12 artı nokta nokta gidiyor. Olduğuna göre a artı p kaçtır? Şimdi bu sorunun yukarıdaki sorudan zerre kadar farkı yoktur. İçerik açısından. Tabi yazım açısından bambaşka sorular gibi soruluyor. Şimdi bunun açılımında x küp içeren terimin tamamını buldunuz diyordu. Burada ise bunu yazmış. Şu terim bunun açılımındaki bir terim. Ve bu terimin içerdiği bir bilgiye sahibiz. Yani bizden aslında şu gördüğümüz soruyu şöyle yazabilirdi. X kare eksi y küp üzeri 10 açılımında y üzeri 12 içeren terimi bulunuz. Aynı soru. Böyle yazmamızla bu şekilde sormamız arasında fark olmadığının bilincinde olmalıyız. Şimdi yine başlıyoruz. Hangi r değerinin bunu çıkarttığını tespit etmeliyiz ilk önce. Onun r'li kombinasyonu çarpı x kare üzeri 10 eksi r çarpı eksi y küp üzeri, burada eksi olduğunda mutlaka alacağız, r eşittir bize a çarpı x üzeri p çarpı y üzeri 12'yi vermiş. Şimdi buradan bize hangisi y buradaki r değerini bulmamızı sağlayacak, ona odaklanmalıyız. X'te üzeri p. Buradaki x'in üzerini de bilmiyoruz. Buradaki y'nin üzeri r. 3r. Buradaki y'nin üzerini biliyoruz. Burada r'nin bulunuşunda bize fayda sağlayacak bölüm burasıdır. Buradaki y'nin üzeri, bu içerideki üsse dışarıdaki üs çarpılır. Bu öndeki kas sayılar önemli değildir. Üs eşitliğinin peşindeyken. 3r bize 12'yi vermesi gerekir. R'nin 4 olduğunu tespit ettik. Şimdi götürüp burada R yerine 4 koyduğumuzda bu terimi çıkartacak hesaplamayı yapabiliriz. 10'un dörtlü kombinasyonu çarpı x kare üzeri 10 eksi 4 6 çarpı buraya 4 koyduğumuzda eksi y küp üzeri 4. Karşı sıra şimdi bunu yazmak istemiyorum. Bunu bulacağım. Buna eşit olduğunun farkında olacağız.
Onun dörtlü kombinasyonunu hesaplayalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü. 4 tane geri gittik. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 ile 2 8'i götürelim. Şununla da şunu götürelim. 3. 210. Burası x üzeri 12. Buradaki dördüncü üs buradaki eksiği artıya çevirir. Y üzeri 12. Buradan da a'nın 210'a eşit olduğunu, p'nin 12'ye eşit olduğunu bulduk. A ile p'yi toplarsak 222 sonucunu buluruz. Aynı tip iki soru ama farklı bir yazım ile gösterilmiş. Şimdi buradaki en tehlikeli gruba geliyoruz. Buradaki harfle buradaki harf birbirinden farklıysa çok tehlikeli değil. Buradaki harfler birbirinden farklıysa bu iki harf birbiriyle aynı olup da herhangi bir x üzeri bir şeyi içereni sorarsa. En zorlu tipimiz budur. Çok büyük zorluk yok. İşlemsel olarak bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bununla da ilgili bir örnek yapıp bu videomuzu noktalayacağız. Binomla ilgili seri biçimde 10'a yakın sorudan oluşan bir örnek soru serisi hazırlayacağım. Şimdi buraya gelecek olursak bahsettiğimize gelelim. X kare eksi 1 bölü x küp üzeri 8 diyelim. Açılımında bir hesap yapalım. X üzeri eksi 4 dün kat sayısı kaçtır? Şimdi yukarıdakilerden çok da farkı olmayan bir durum. Şunda bir arıza var, şunu düzeltelim. Tamam. Yukarıdakilerden çok da farkı olmayan bir durumdur bu da. Hangi R değerinde bunun çıktığını bilmiyoruz. Bu nedenle 8'in R'li kombinasyonuyla başlıyoruz. X kare üzeri 8 eksi R eksi 1 bölü x küp üzeri R eşittir bize bunu verecek. A çarpı x üzeri eksi 4. Diğerindeki gibi y'li bir şey gelmeyecek. Bu ikisi de x'li olduğu için birleşip de tek bir terime dönüşürler. Bu da onların tek bir terime dönüşmüş halidir. Şimdi burada R'yi tespit etmek için biraz kafamızı çalıştırmamız gerekecek. R'yi bulmak için x'lileri kullanacağız. Çünkü burada x üzeri eksi 4 bilgimiz var. Buradaki x'in üzeri 16 eksi 2 r. Buradaki x'in üzeri ise bu x üzeri eksi 3 diye yukarı döner. X üzeri eksi 3 y. Bu önlerinde kat sayıları olduğunda bu üs eşitliğinin peşindeyken o kısımla ilgilenmeyeceğiz. Şimdi buradan şunu biliyoruz. Tabanlar aynı iken üsler toplanır. X üzeri 16 eksi 5R'ye ulaşırız. Buradaki 16 eksi 5R bize eksi 4'ü vermelidir. Burada bir hesap hatası mı yapmışız? 4 koyarsak buraya 12, 8 çıkması lazım aslında. Burası x üzeri eksi 3R. 8 eksi 2R x 16 eksi 5R'nin 12'yi vermesi tamam, sıkıntı yokmuş. 16 eksi 5R eşittir eksi 4. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak 20 eşittir 5R. R eşittir 4. R'nin 4 değeri aldığı durumda x üzeri eksi 4'ün çıktığını anladık. Şimdi burada R yerine 4 koyarsak buradaki terimi buluruz. Dolayısıyla onun kat sayısını da bulmuş oluruz. 8'in dörtlü kombinasyonu. X kare üzeri R yerine 4 koyuyoruz. 4 eksi 1 bölü x küp üzeri 4. Karşısına bunu yazmayalım. Hesaplayıp buna eşit çıktığının farkında olalım. 8'in dörtlü kombinasyonu 8, 7, 6, 5 bölü
4, 3, 2, 1. Bununla bu gitsin. Bununla bu. 70. X üzeri 8. Burada dördüncü üssü aldığımız için buradaki eksi artıya dönüşecek. Burada da x üzeri eksi 3 vardır. X üzeri eksi 12'dir o. İçerideki üsle dışarıdaki üs çarpılır. Buradan da 70 x üzeri eksi 4'e ulaşırız. Demek ki x üzeri eksi 4'ün katsayısı 70. Katsayı 70'tir. Bu şekilde bu grubumuzu burada noktalıyoruz. Ama çözümlü örnek sorular için de bunlarla ilgili epey soru ve bunların böyle tuzaklı soru tiplerini de çözeceğiz. Bu videomuzu burada noktalayalım.